Peki açık oturum nedir? Şimdi onu bir inceleyelim. Toplumun çoğunluğunu yakından ilgilendiren, önceden belirlenmiş güncel bir konunun farklı kişilerce bir başkan yönetiminde ve dinleyici önünde tartışılmasına açık oturum nedir? Burada şuna dikkat edeceğiz. Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir konu olması lazım. Peki açık oturumda amaç nedir? Bir sonuca varmak değil, dinleyicileri bilgilendirmek, karşıt görüşlerin orada ortaya konmasını sağlamaktır. Bir salonda dinleyici önünde yapabileceği gibi dinleyici grubu olmadan radyo ve televizyon. Burada toplumu ilgilendirdiği için radyo ve televizyonlarda daha çok olur açık oturumlar. Konuşmacı sayısı 3-5 kişi arasındadır. Genellikle 40-90 dakika arasında bir süreç var. Bir başkan tarafından da yönetilir açık oturumlar. Hatta başkan önce konuyu açıklar, konuşmacıları tanıtır ve sırasıyla onlara da söz hakkı vererek tartışmanın yaşanmasını sağlar. Hatta araya girerek kısa değerlendirmeler de yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacada verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkmayı engellemek başkanın görevleri arasındadır diyebiliriz. Peki açık oturumun uygulama aşamaları nedir? Konuşmacılar belirlenir, tartışma yönetecek başkan belirlenir, başkan tartışma konusunun ve konunun önemini belirler, başkan konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıyla söz hakkı verir, seçilen konu başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılır, Başkan oturum sonunda konuyu toparlar ve dinleyicilerin sorularını sormalarını sağlayarak açık oturumu bitirir diyor. Bu bölümü de biz de bitirmiş oluyoruz.